tekrar canlı yayınla stüdyomuzda olacağız. Örümcek ağ estetiği nedir? Örümcek ağ estetiği hangi bölgelere yapılır? Örümcek ağ estetiği hangi estetik uygulamalarla kombine edilir? Merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik canlı yayında cevaplayacak. Az sonra... Zamanı tüm hızıyla devam ediyor. Evet. Sıradaki konuğumuz medikal estetik hekimi doktor Nihat Dik. Hoş, evet. geldiniz. Nihat Hoş, hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Enerjik geldiniz. Nasıl trafik var mıydı? Yollar açık mıydı? Kolay geldiniz Valla Vallahi bugün geçen haftalara göre trafik daha güzel İstanbul'da. Biraz terk e, hava da edilmiş güzel. Gibi mi hava acaba? da güzel, sakin. <laughs> İstanbul biraz boşaldı İstanbul mı? İstanbul herhalde yaz tatili dolayısıyla herhalde herkes tatil yerlerinde ya da cumartesi rehaveti. E, güzel, keyifli. Evet. Hoş geldiniz. Bu da şunu sormak istiyorum Gizem. E, tabii e, estetik operasyonlar öncesinde, e, cerrahi operasyonlar öncesinde kişiler çok fazla medikal estetik uygulamaları tercih ediyorlar. Bunların son zamanlarda bu özellikle e, Amerika'da ve Avrupa e, ülkelerinde çok yaygın olarak görülüyor. Türkiye'de de yine aynı şekilde Bununla alakalı baktığımız zaman özellikle yüz estetiğinde örümcek ağı estetiği, iple yüz germe estetiği ve ciddi ilgi alaka görüyor hocam. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Bununla ilgili şöyle söyleyelim her şeyden önce tıpta bir kural vardır. Önce medikal, sonra cerrahi. Yani evet. kolay olan bir şey varken mesela şuradan bu e, ambulans e, şeyimize gitmek istiyoruz, arabamıza Market. gitmek istiyoruz. Evet. Doğru mu gidersiniz, dolaşarak mı gidersiniz? Önce bir doğru gidersiniz. En basit yolu seçersiniz. Yani mesela yüzünüzde işte burnunuzda küçücük bir e, şey düşüklüğünüz var. Bunu medikal olarak küçük bir iğneyle dolgu yaparak mı kaldırırsınız? Hemen e, narkoz alıp e, şeyin e, bir cerrahın elinin altına mı yatarsınız? Veya basit bir antibiyotikle tedavi edebileceğiniz bir şey varken hapla. E, hapımı hapı mı tercih edersiniz çok basit bir enfeksiyonda? Yoksa hemen serum taktırıp işte iğneler kalçadan damardan onları mı tercih edersiniz? Her zaman basit tedavi önce tercih edilir. Basit tedaviyle sonuç alabiliyorsanız ben her zaman hastalara şunu örnek veriyorum. Camda bir tane sinek var. Sizi rahatsız ediyor. O sinek kovalayacaklar vardır plastik biliyorsunuz. Hı hı. Vurursunuz düşer. Onunla mı öldürürsünüz yoksa balyozla mı vurursunuz? <laughs> evet. Evet. Değil mi? Balyozla vurursanız kesin ölür. Ama cam da kırarsınız. Tabii. Evet. Onun için e, önce ufak <laughs> ufak bir e, denemek lazım. Medikal estetik de estetik e, şeyine baktığınız zaman, e, portalına baktığınız zaman medikal estetik böyle. Ufak dokunuşlarla küçük küçük değişimler. E, şu an zaten hepimizin istediği bu değil mi? Daha bir tek Türk toplumu olması. bunu istemiyor. Dünyadaki bütün tercih yine aynen böyle. Hocam ufacık dokun. Bir, kimse anlamasın. İki, tek ben bileyim. Üç, Hı. Komplikasyon yani yan etkiler olmasın, say olmasın. Dört, ben bunu istediğim zaman tekrar geriye alabileyim. Ya tabii burada şu var hocam, fiziksel ve ruhsal olarak buna alışmak da gerekiyor. Direkt cerrahi bir operasyon hı hı gerçekleştirip de hı hı. Ameliyat fobisi olanlar. Evet. E, ameliyatta şöyle bir şey var bir de neden medikal estetik son zamanlarda Ha ben size güzel bir örnek vereyim son zamanlarda medikal estetik neden böyle popüler olmaya başladı diyorsunuz e, Biz 6 aydır yüz germe ameliyatı yapmıyoruz yani benim cerrahlarım 6 aydır e, yüz germe ameliyatı yapmıyor Niye? E, artık yüz germe işlemini ameliyatsız da yapabiliyoruz da ondan Örümcek ağ mı hocam? Yok, Fransız askısı diye yeni bir şey var <laughs> şimdi. Allah. Çok değişti. Her geldiğimde tabii yeni ne bir sürprizle <laughs> geliyorum size. Her geldiğimde çünkü e, bir yurt dışı bir şeyler oluyor. Fransız ben ben bir şeyler mı? toplayıp Dediniz. geliyorum. Evet, e, yeni çocuğumuzun adı Fransız askısı. E, Fransa'dan hmm. ellerinizi öper. Daha taze geldi. Hoş Nedir e, faydası hocam? E, mı? Fransız askısı şöyle. Yüz ve boyun germe ameliyatıyla elde ettiğiniz sonucun aynısını birebir elde edebildiğiniz narkozsuz, kesisiz, dikişsiz yeni bir yöntem. Örümcek ağının, e, işte bu koklarla askının üzerine yeni doğmuş bir bebek. Ama nasıl bir bebek? Etki süresi 5-10 yıl. Hmm. Daha uzun. Hiçbir komplikasyonu yok. Kanama hmm. yok. E, dikiş izi yok, kesi yok. İyileşme süreci diye bir şey yok. Yapıyorsunuz, Daha ne olsun. hazır. Evet. Hiçbir ya, şey Seçtiğiniz hani şu buldoklar şöyle evet, evet, boyun evet. böyle hindi gibi oluyor ya. Aa, edici. Hastalarımın sözlerini söylüyorum size. Bunları ben <laughs> uydurmadım. Hocam hindi gibi ne yapacağız bunu sallanıp <laughs> duruyor diyor. Hocam bunlar bende o buldoku söyleyen benim. Tamam kabul. <laughs> Ama bu kaçınılmaz son tabii kişiye özgü değil, değil <laughs> mi hocam? de. Hocam yer çekiminin etkisiyle var. Yaşlılıkla, var değil mi? yaşlılıkla değil mi? Yani kadınlarda ve erkeklerde diye. <laughs> evet, Aya gidince bunlar sarkmayacak. Sarkacak. <laughs> Ama dünyada yaşarken kolejen azaldıkça bunlar tabii. sarkacak. Hele ki hızlı kilo verdiysek. Vah vah yandık demektir. Eee yer çekimine yenik düşmüş yüzlere ve boyuna yani bu yaşlanmayla ve kolajen azalmasıyla ilgili bir durum ne yapabiliriz? E, tabii ki yüz ve boyun germe ameliyatı yapabiliriz diyorduk 6 ay bir sene öncesine kadar. Şimdi artık onu demiyorum. Diyorum ki gel sana Fransız askısı yapalım. Nasıl, Nasıl? Nasıl? Filistin askısı var o kötü bir şey ama Hı -hı. yüzünüze de Fransız askısı yapınca o güzelleştiriyor. <laughs> Fransız askısı öyle bir şey. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Çok çok gevşek çok sarkmış bir cilt varsa dokunun kalitesi iyice düşmüşse bugünkü konunun ana maddesi örümcek ağı estetiği. Evet örümcek hocam. ağı estetiği sırf doku kalitesini artırmak için ben şey diyorum dona lastik takıyoruz düşmesin diye. <laughs> Peki evet hocam birazcık evet, bahsedelim. Evet. Örümcek ağını anlatalım. Şişten kişiye de değişiyor değil mi Çişiden bu tedavi süreçleri. Yani herkeste de aynı etkiyi yapmıyor. Yok. Şimdi yani şöyle mesela bazen e, ben buna e, şey diyorum. E, yani Beverly Hills tekniği Hı -hı. diyorum. Hı -hı. Los Angeles'ta çok yaygın olan bir tekniktir. Kırışıklık olmadan yüzünüz düşmeden. Yani e, problem ortaya çıkmadan o problemin önleyici. ortaya çıkacağı tahmin edilebilip önleyici tedaviler yapmak e, Amerika'nın batı kıyısında çok çok modadır. Hı. Evet. evet. Ee, ve birkaç hastamda görmüştüm ben onu. Kadın geliyor çok güzel bir kadın. Dehşet hayırdır? E işte botokslar, dolgular şunlar bunlar yaptıracağım. Hadi canım yani... Senin İhtiyacın 20 yıl yaşlanmış haline bile bizim Türkiye'deki kadınlar diyor ki hocam ben çok güzelim daha hiç el sürdürmedim. E, sürdürme. yaptırmış oysa ki diyorsunuz. E, yani şey gibi ben ne denir İtalyan mermeri gibi ama botoksa dolguya gelmiş. Bir tane kırışığın yok kardeşim nere ne yapacağım diyorsun ama bakıyorsun ki Beverly Hills'te, yani Los Angeles'ta şakır şakır herkes botoksunu, mikro botox, e, dolgu, onları yaptırıyor ki yüz yaşlanmasın diye. Yani nasıl arabana bakım yaptırıyorsun evet. araba hurdaya evet. çıkmasın evet. diye. Evet. Biz ne yapıyoruz Türk usulü sonuna kadar kullanıyoruz. Yine yağını değiştiriyoruz, ne trigger kayışını değiştiriyoruz. Araba ne zaman yolda kalırsa arıyorsun ustaya, evet. biz yolda kaldık. Peki ne bu olacak? örümcek ağa için de bu geçerli midir? Herhangi örümcek bir yaşı ağa, var mı? Örümcek ağa aynen de? şöyle, örümcek ağa için geçerli. Örümcek ağında yüzünüzün sarkmasını beklemeniz gerekmiyor. Gerekmiyor. Eğer ki yüzünüz annenize bakın, babanıza bakın, kendinizi görün. Değil mi? Armut <laughs> dibine düşer. Evet. Bakıyorsun annene. Genetik olarak annen evet ilerleyen yaşlarda sarkma eğiliminde ee, zararlı çevresel faktörler de var ee, annene de benzemen kaçınılmaz ee, demiştik ya anlatmıştık programda yüzde otuz genlerden alırsın yüzde yetmiş kendin ettin kendin buldun yüzde yetmiş'i senin elinde yani vücuduna iyi bakarsan Spor bu senin yaparsan. evet bu senin bir ha. şeyin ee, emanet. yani tamamen bu emanet ruhun bu vücudun içerisinde emanet duruyor. İyi bakarsan o da sana iyi bakar, kötü bakarsan o da sana kötü bakar. Buna nasıl iyi bakarız? Spor ne yap? Zararlı alışkanlıklardan uzak dur, stresten uzak dur. Hı hı. Kısaca bu kadar. Ediyoruz. Yemen, içmen, işte alkol, sigara bunların hepsi zararlı etkenler. Evet. Ee, düzenli uyudun, stresten uzak durdun, sporunu yaptın, temiz hava, Eksoz gazından şundan bundan uzak durdun. Oh ne ala ne güzel. Evet, Bunlara sivire, rağmen gene de genetik olarak biz de uyarmış olmalı. Evet. Bunlara rağmen gene de genetik olarak varsa genlerinde o zaman ne yapman gerekiyor? Yüzün sarkmasın diye geliyorsun. İşte gençlik asisi denen bir şey var. Kendi kanından elde ettiğimiz <laughs> ee, kök hücre dediğimiz trombositler. Trombositlerin içerisindeki growth faktörler. Growth faktörlerin içerisinde somon DNA'lar efendim Hyaluron dediğimiz e, kolajenler, onun yanında vitaminler, güzel kokteyl yapıyorsun cildine, dekoltene, el üstüne, e, boynuna, her tarafına, vücuduna yaptırıyorlar insanlar Amerika'da, Avrupa'da bunu. Biz insanların boynuna, dekoltesine, el üstlerine, e, ama ne yüzüne yapalım ne gerek var derken insanlar tüm vücutlarına yaptırıyorlar yaşlanmayayım diye. Çünkü yaşlandın mı geri dönüş çok zor. Biz niye geçikiyoruz hocam? Biz Türküz de ondan yumurta sıkışana kadar hep bekleriz. <laughs> Sebebi bu. <laughs> Yani birazcık aslında uzak kalıyoruz. şey biz her zaman şey dünyadaki yaklaşım her zaman koruyucu. Yani önlem almak adınadır. Bizde Türklerde ise kaza olduktan sonra biz bakarız. Evet. bizim mentalitemiz yani düşünce tarzımız böyle olduğu için. Hani diyeceksiniz ki hocam Türkleri de çok kötülediniz. Vallahi ben de Türk'üm. Peki Fransız askısı 5-6 yıl dedik. 5-10 dedik. 5-10 mu dedi? 5-10. Yani e, birebir Yüz ve boyun germe yani total facelift ameliyatının birebir medikal estetikteki karşılığı Fransız askısı oluyor. Bugüne kadar böyle bir şey yoktu. Daha önceden plastik cerrahi olarak içeriden kalıcı iplerle yukarıya e, kafatası kemiğine küçük vidalar takılıyordu. O ipler oraya e, şey Örümcek yapılıyordu. Örümcek Hayır yok. askı. Ha, Bunlar askı. askıydı. Örümcek ağı ipliğinde herhangi bir vidalama şubu falan yok. Çok masum bir yöntem aslında. PRP gibi, GRP Öyle gibi. Ne, Nasıl ne uyguluyoruz hocam? Cilt altına. Polidiaksonon dediğiniz ameliyat tipliklerini giriyorsunuz iğneyle. Aynen bu ipler nasıl bir şey biliyor musunuz? Çam iğnesi şeklinde, V şeklinde. Onun için e, iğnenin bir ucu, e, iğnenin deliğinin içinde ipin bir ucu, bir ucu dışında. O da sallanmasın diye bir de mantar, küçük bir mantarı var. Böyle yüzlerce iğne kutuların içerisinde steril olarak size geliyor. Bunların belli bir kullanım süresi var. O süre içerisinde... Cildi güzel şey yapıyorsunuz, uyuşturuyorsunuz, steril ediyorsunuz. Lokal uyuşturuyorsunuz. Sonra, lokal, lokal. Onun için anestezi şey <laughs> zaten biz narkoz almadan ne yapabiliriz? Yani <laughs> e, şeyimiz bu. Medikal Anaç. estetiğin ana konusu bu. <laughs> Medikal estetikte narkozsuz ne yapabilirsin? Evet. Soru bu. Ondan sonra cildi hafif şöyle yukarı doğru gerdiriyorsun, hastayı yatırıyorsun. Derinin altına deriyle şey e, alttaki yağ dokusunun arasındaki bir tabakaya onları yatay olarak iğneleri... Sokuyorsun, çıkartıyorsun. Neye benziyor biliyor musun? Fırıncının ekmeği, hamuru vermesi, atıp küreği çekmesi gibi. sonra çekiyorsunuz. Çekiyorsun. ip orada kalıyor. Çekiyorsunuz, bitti. Ip, düz bir tane ip kalıyor cildin altında V şeklinde. Bunu yüzlerce kere yaptığın zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yüzünüzün altında, derinin altında tam bir örümcek ağı. Yani kapes evet. şeklinde, örümcek ağı şeklinde bir sürü ipler oluyor. Nasıl Bu tutuyor? ipler ne yapıyor? Hı hı. Evet, tutmuyor. Bırakıyorsunuz çıkıyorsunuz. Bu ipler ne oluyor biliyor musunuz? Vücut diyor ki, "Aa yabancı madde." Ameliyat ipliği aslında bu. Plast cerrahide çok kullandığımız bir ameliyat ipliği, polidioxanon dediğimiz bir çeşit iplik. Bunun bir sürü çeşitleri var. Bu da polidioxanon. Ne kadar? 3-6 ay arasında cilt içerisinde emilen iplerden. Hani diyoruz ya, dikiş almaya gerek yok. Eriyen hmm. iplik attım sana. Evet. Diyor ya cerrah, işte evet, o evet. ip bu koydunuz çıktınız. 3-6 ay arasında doku bunu yabancı madde olarak gördüğü için ne yapıyor? Etrafını hemen o makrofaj, çöpçüler geliyor. Etrafını sarıyor ve yemeye başlıyor. Yabancı at gitsin. Etrafını sarıyor. Ne gibi? İpek böceğinin kozası gibi. Etrafı Sıkınışma sarılıyor bu sefer. ve onu yiyor. 3-6 ay arasında yendiği zaman bu yabancı madde bitiyor. Vücuttan atılıyor. Geriye ne kaldı? Nasıl 2 3 yıl bunun ömrü olacak. Geriye kalan ipek böceği kozası o, şeklinde evet. şey zaten fiplin kılıfın ta kendisi. Biz zaten onu istiyorduk. ...biz o İşte ipek burada kozayı istiyoruz. Evet, fiplin kılıf istiyorduk. E, bu fiplin, kolajen, elastin bunlar ne yapıyordu? ...cildi yer Canlandı. çekimine karşı dirençli tutuyordu. Bunlar azaldığı zaman cilt düşüyordu ya aşağıya. O e onları yeri yerine. Tabii. Onları yer, yeri yerine koyarsanız da cildiniz elastik oluyor. Bir Nemli su tutuyor. 2 daha elastik. 3. Ve yukarı doğru lifting oluyor. 4. Canlı ve hoş gözüküyor. Yani gençlik kriteri. E, elde et, istediklerimizin hepsini elde ettik mi? Ettik. Evet. Ama çok sarktıysa ne yapacağız? Ne yapalım? Yani çünkü örümcek ağının biraz toparlama e, yetisi var. 70 yaşındaki bir kişiye örümcek ağı yaparak bir şey kazanamazsınız. Yani kazanırsınız da kısmen onun istediğini ona veremezsiniz. Beklentisini karşılayamazsınız. Ne yaparım? Örümcek ağını yaparım. Birkaç ay beklerim. Birkaç ay sonra da ondan sonra dokuda sıklaştı ya. Evet. Bir sürü içeride ağ var. E bir sürü ağ olan yere atın oltayı çekin. Bak geliyor mu gelmiyor mu? Gelir. O zaman işte şimdi Fransız askısının zamanı. Hmm. Eğer tek başına Fransız askısını alsaydık. <laughs> bir sürü tırnakları var bu Fransız askısının. Yani e, kırçıldı bir Ip attınız. Doku gevşekse o kadar gerdiğiniz zaman tutmayabilir. Ama dokuyu siz sağlamlaştırırsanız içerisine bir sürü lifler koyarsanız böyle. Yani önce, önce örümcek ağını yapıyoruz önce askı örümcek, içinde. Eğer ki doku çok gevşekse hastamızın evet. yüzü şey gibisi hani derler ya hoşaf gibi. Daha ilerleyen Yani Yani çok kaldı. yumuşak ve artık hiçbir şeyi tutmuyor. Atıyorsunuz askıyı çekiyorsunuz hop geri geliyor. Tutunacak bir şey yok içeride çünkü. Evet. O zaman önce örümcek ağı yaparsın. Biraz beklersin. Ona genç aşısı yaparsın. Önce bir kumaşın kalitesini artırırsın. Yani neydi? Şile bezine likra katarsın. Güzel oldu <laughs> ne mu? Ne güzel örnekler. Biraz. Biraz güzelleşti, sıkılaştı. <laughs> evet. O sıkılaşmış şile bezinize yani artık likralı güzel kumaş oldu. Evet. İpek kumaş oldu. O ipek kumaş ondan sonra fransız askısını yaparsınız. Nereden? Ta buralara kadar geliyoruz. Buralardan hmm. yukarıya çıkıyoruz. Çünkü buralar da Oradan sarktı. da buraya bağlıyoruz. Bağlamıyoruz hmm. aslında düğüm falan yok. İpler kırçıllı olduğu için ve buradaki doku çok fasya. Kafa tasını üstüne çıkıyor muyuz? Ta buradan çıkıyoruz. Hmm. Çok şey olduğu için, sıkı olduğu için oraya koyduğunuz kırçıllı bir ip asla geri düşmez. Ne kadar süre? Minimum 5-10 yıl. Ve 5-10 yıl boyunca boyundan başlamak üzere yanaklar düşmüş her yer düşmüş dudak kenarları Gözler. yanaklar orta yüz şakaklar hepsini alıp yukarı kaldırıyorsunuz Peki Nihat hocam burada ben merak ediyorum. Bazen orantısızlık da olabiliyor mu? Yani bir taraf yukarıda, bir taraf Hı. aşağıda. Göz yani, var nizam var. Yani, ee, İbrahim e... Bey, e, hastayı aldınız, ipleri evet. taktınız, oturttunuz. Ay, yatarken her şeyi yapıp da Aa, tamam oldu, yaptım gittim, arkanızı dönerseniz orantısızlık olabilir. Yani Ama son şeyleri, iplerini mısınız? taktınız kontrollere. Bütün vallahi şu ana kadar yaptığım hastaların hiçbirine kontrol yapmadım. Siz <laughs> gayet güzel. Çok iyi, çok güzel, <laughs> çok teşekkür ederim. Evet, gayet öyle. güzel, çünkü ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bütün uygulamaları yaptıktan sonra hastanız böyle oturuyorsunuz dümdüz. Oturtuyorsunuz ve ayarlamaları yapıyorsunuz. Hmm. Daha daha gözünüzde ayar bilmiyorsa elinize cetvel alın o için ya. Çok teşekkür evet. ederiz Nihat Hocam, Bey. Nihat Hocam bitti? çok teşekkür ediyoruz. Ee, yine ya, bitti ama tekrar bekliyoruz. Evet. Fransız asısını biraz daha derin konuşalım haftaya evet. bence. Tamam haftaya. mutlaka evet. bekliyoruz. Ee, Medikal estetik Fransız hekimi. Doktor Nihat Dik konuğumuzu...